Evet, şimdi modüler UPS'in genel yapısından, artılarından bahsettikten sonra modüler UPS'in bir diğer avantajına geçelim. Bizim modüler UPS'imiz kurşun asit akülerle beraber lityum iyon akü yapısıyla da çalışıyor. Ve bu lityum iyon akü yapısı aynı zamanda modüler UPS gibi çekmecede aynı bu şekilde modüllerden oluşuyor. Ve çok büyük kolaylık sağlıyor uygulamada. Onları da göstereceğim birazdan. Şimdi kısaca lityum iyon akü hücre teknolojisinden bahsedelim. Biz lityum iyon aküleri artık LFP diyeceğiz. Yani lityum ferrofosfatın kısaltılması. Her bir lityum hücre 3,2 volttan oluşuyor. Hatırlayın, kurşun asit akülerde neydi? O teknolojide bütün kurşun asit hücreler 2 volt teknolojisi üzerine kuruludur. Yani 12 voltluk bir araç akünüz bile aslında 6 tane 2 voltluk hücrenin birleşiminden meydana gelmiştir. Yine nikel kadmiyum akü teknolojisinde her bir hücre 1,2 voltluk gerilime sahiptir. Lityumda ise bu gerilim 3,2 volt DC. Biz şimdi bu lityum iyon aküleri kendi modüler UPS'imizde kullanmak için öncelikle 15 tanesini alıp yan yana bu şekilde dizerek, gruplandırarak seri şekilde bağladığımızda 48 volt DC'lik bir blok elde ediyoruz. Sonra bu blokları bir kabinin içerisine alarak bu üstteki her bir hücrenin bağlantılarını gördüğünüz gibi kapak üzerinde birleştirecek şekilde bunları seri bağlayacak. Yine yan taraflarında koruma hazneleri, alt tarafta bunun darbeye karşı korumalı ve taban sacı, üst tarafta ve yan taraflarda yine koruma saclarıyla gördüğünüz gibi bir artık modül elde ediyoruz. Şimdi bu modülümüz 3,2 volt 15 adet seri bağlı hücreden oluşturduğumuz için gücü 1,292 kilowatt saate denk geliyor. Şimdi bunu da bir böyle modülün içerisine koyduğumuzda en üstteki modüle baktığımızda bunu da şurada sağda gördüğünüz kabinin içerisine bizim UPS'imiz 480 volt DC'lik bara gerilimiyle çalışıyor. Yani bu 48 volt modülden 10 tanesini seri şekilde bağlayarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bu modülleri alıp bu kabinin içerisine dizdiğimizde biz 1,92 kilowatt saat modülle bir lityum iyon akü bankası yapmış oluyoruz. Veya daha farklı modül seçenekleriyle bu 1,92 kilowattlık modüllerden iki grubu paralel bağlayıp tek modülün içerisine koyarak 3,84 kilowatt saatlik modüller veya 3 tanesini paralel bağlayıp tek modülün içine yerleştirdiğimizde 5,76 kilowatt saatlik modüller elde ederek bu şekilde kabinlere dizerek biz pekala yüksek güçlerde 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika, 30 dakika gibi lityum iyon akü destekli modüler UPS çözümü elde edebiliyoruz. Peki bu çözümü elde ettik. Bize ne artısı olacak? Yani biliyorsunuz ki lityum iyon aküler diğer akülere göre oldukça pahalı aküler. Şimdi lityum iyon akü kapasite yoğunluğu açısından diğer kurşun asit akülere göre 3 kat daha hafif. Dolayısıyla bir kere 3 kat hafiflikten avantajımız var. Gerek taşıma gerek lojistik bu anlamda baktığımızda bizlere ciddi bir dizayn kolaylığı sağlıyor lityum iyon aküler. Diğeri de kapladığı hacim itibariyle 3 kat daha az hacim kaplıyor. Ve bu 3 kat daha az hacimin içerisinde aynı kapasiteyi bize veriyor lityum iyon aküler. Geri hacimden de kazancımız var. Lityum iyon aküler diğer VRLA dediğimiz kurşun tip akülere göre 10 kat daha fazla kez şarj deşarj olabilirler. Yani cycle sayısı lityum iyon akülerde 4000 civarındayken
varken kurşun stafilerde verimli olarak kullanılan sayfa sayısı 300-500 civarında. Şimdi baktığımızda bunlar çok ciddi artılar. Tabii ki bitti mi? Daha bitmedi. 3 tane daha özelliğimiz var. Bu lityum iyon akü sistemiyle beraber BMS yani Battery Monitoring System dediğimiz akü izleme sistemi beraberinde sunuluyor. Dolayısıyla biz aküleri hem bu kabinin üzerindeki ekran üzerinden her bir modülün ayrı ayrı akım, gerilim, güç, sıcaklık, bütün iç direnç özelliklerini varsa olası arızaları, hasarları izleyebiliyoruz. Hem de gidip ofisimizde, iş yerimizde veya tamamen internet ortamında dünyanın diğer ucundan bu aküyle ilgili son durumu canlı olarak web üzerinden de bize izleme imkanı sağlıyor. Şimdi böyle yapıların hani bize ne kazandıracağı gibi bir şeye kapılmayın. Gerçekten bunun ucu çok açık. Çünkü özellikle araç şarj sistemlerinde eğer bir enerji depolama ünitesi kullanıyorsanız ki bu baktığımız zaman zaten bir enerji storage ünitesi aynı zamanda. Bu şekilde lityum iyon akülerden enerji storage üniteleri de yapılıyor aynı şekilde. Ve o enerji storage'i siz uzaktan benim şarj istasyonlarımda şu anda mevcutta ne kadar dolulukta akülerim var, hangilerinin yenilenmesi lazım, bunları planlamanız için uzaktan izleme çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Modüler yapıda bir akü sistemi ve konfigürasyonu sunduğu için de bir kolaylık sağlıyor. Yani arızalı bir kısmı hemen oradan çıkarıp değiştirebiliyoruz. Kolaylıkla konfigüre edebiliyoruz. Ve bunları 20 adede kadar paralel kabinleri birbirine bağlayabiliyoruz. Kurşun asit veya lityum iyon teknolojisinde bağlayabildiğiniz en fazla grup sayısı 5. Bunda 20 taneye kadar bu şekilde paralel bağlantı yapabiliyoruz. Kolay bir yine servis imkanı sağlıyor. Arızalı modülü sökme takma süresi bize sadece 5 dakika. Dolayısıyla bütün bu avantajlara baktığımızda lityum iyon akü teknolojisi oldukça kullanışlı. Ömür olarak da baktığınızda aslında lityum iyon aküler 10 yılın üzerinde bir ömüre sahipler ve bu da gerçekten avantajlı kullanılabilir bir ömür demektir. Genel olarak şöyle diğer avantajlarına bakalım. Modüler UPS'in ve lityum iyon aküsünü gördükten sonra giriş gerilim seçeneklerimiz mevcut. Eksi %20 aralığında çalışabiliyor modüler UPS'imiz. Farklı modüllerle gördüğünüz gibi farklı kapasitelerde modüler UPS'ler elde edebiliyoruz. Bize böyle bir çeşitlilik ve kolaylık sağlıyor. Çıkış güç faktörü 1 dedik. KVA eşittir kilowatt. Yani 300 KVA'lık bir modüler UPS'imizi aldığınızda elde edeceğiniz güç 300 kilowatt olur. Ama sektörde monoblok bir UPS'de veya işte farklı diğer markalarda 0.8 veya 0.9 olması durumunda 300 KVA'da 0.8'e göre aldığınız UPS aslında 240 kW'tır. Dolayısıyla baktığınızda bizim modüler UPS'imizi aldığınızda 60 kW fazla bir güce de sahip olmuş oluyorsunuz. Akü sayısı 32 ile 40 arası kurşun asit akü için bu tabii 12 volttan oluşan kurşun asit akü için 32'den 40'a kadar bu sayıyı ayarlayabiliyoruz. UPS'imiz buna müsaade ediyor. Kurşun asit ve lityum iyon akü olarak onu bahsettik zaten. İki ayrı seçenek sunuyor bize. Kullanabiliyoruz. Yerleşik bir akü izleme sistemi verebiliyoruz. Her bir modülü ayrı ayrı izleyebiliyoruz. Verimimiz %96'nın üzerinde. Yine toplam harmonik distorsiyon şebeke tarafında akım harmoniği lineer yüklerde %1'in altında, lineer olmayan yüklerde %3'ün altında. Bu oldukça düşük bir harmonik arkadaşlar. Çalışma sıcaklığı -5 ile artı 40 arası çalışabiliyor. IP30 kabin dizaynına sahip. Yine 5000 metreye kadar çalışabiliyor. 1000 metreye kadar tam yükte çalışabiliyor ama 1000 metreden sonra
power derating yaparak, gücü azaltarak 5000 metreye kadar bu ürünümüz çalışabiliyor. Türkçe dahil seçmeli 6 dil seçeneğimiz mevcut modüler UPS'in üzerindeki temel avantajları saydım arkadaşlar. Evet, böyle bir modüler UPS ve işte akü, BMS, diğer sistemleri biz mesela bir data center oluşturduğumuzda özellikle vurguladım, o sektörde ciddi olarak bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir dizayn yapılıyor? Kapladığı alan itibarıyla neden çok önemli olduğunu böyle bir dizaynda görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 900 kW'lık ve 600 kW'lık modüler UPS'ler var. Burası nereden bakarsanız bir 6-7 MW'lık bir güce sahip. Yine lityum iyon akü bankaları olan PDU dediğimiz Power Distribution Unit'lerimiz mevcut burada. Böyle bir data center'ın güç tarafının dizayn şekli. Baktığımızda burada yedekleme açısından monoblok kullansaydınız bu alan size yetmeyecekti. Veya yine aynı şekilde baktığınızda akülerde modüler olduğu için servis imkanı çok daha rahat, böyle bir odanın içerisinde bize rahat bir servis imkanı veriyor. Kompakt bir yapı sunuyor böyle bir modüler dizayn. Evet.